Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve habibina Muhammedinil mev'uthi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve ashabihi attayyibin attahirin. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli dinleyiciler, barchalaringizga o'tib borayotgan Ramazon muborak bo'lsin. Kelgusi Ramazon hayitlari muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomning duolarini Baqara surasida hikoyat qiladi. U duoda Ibrohim alayhissalom o'zlarining zurriyatlari, o'zlaridan keyingi keladigan avlodlarning haqiga duo qilganlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يا ربمز ولارنين أرسدان أزلارنين إجلاردان سنين آيات لارنين نتلاوات قلدين ولارجا كتاب وحكمة نورجات ديجان حمد ولارن باكلاي ديجان بر رسولن يبارجن وشبو دواني إجابته ولارق boshqa oyatlarda bu duoning ijobat bo'lgani hikoya qilinadi. Zotan Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam men otam Ibrohimning duosidirman deb aytganlar. Jumladan mazkur suraning sal quyrog'ida 2 sahifa keyin Alloh taolo aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Sizlerge bizlerinin ayetlerimizini tilavat kılıp beredigen, sizlerini pakleydigen, sizlerge kitab ve hikmetini örget edigen, peygamberini, Resulünü yubardik, dedi. Ali İmran suresi de hem, hud düşmana takitlenedi. Allah subhanahu ve ta'ala mumullerge, onlarının içlerinden Allah'ın ayetlerini tilavat kılıp beredigen, ularını poklaydigan, ularga kitob va hikmatni o'rgatadigan rasulni yuborib mu'minlarga marhamat ko'rsatdi, lutf ko'rsatdi dedi. Juma surasida ham xuddi shu ma'no ta'kidlanadi. U zot, ya'ni Alloh subhanahu va taolo ummiylarning, savodsizlarning orasidan ularga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan, ularni poklaydigan ularga kitob va hikmatni o'rgatadigan rasulni o'zlarining ichlaridan yuborgan zotdir deb Alloh zikr qiladi. Ushbu 4 oyatni biz muqoyasa qilib qaraydigan bo'lsak, 1-chi oyatda Ibrohim alayhissalom duo qilib so'raganlarida kelgusi so'ralayotgan payg'ambarning 3 ta asosiy sifati zikr qilingan. Birincisi, Allah'ın ayetlerini tilavat kılıp beredi. Ularga, ümmetlerige kitab ve hikmetini örgetedi. Ve ularını pakleydi. Huddüşü uçalı hıslet, bu duanın icabeti hikaye kılıngan ayetlerde hem, keyingi 3 ta ayette hem zikir kılıngan. Lekin, keyingi 3 ta ayette, bu 3 hısletinin tertibi özgergen. Allah'ın ayetlerini tilovat qilib beradigan, ularni poklaydigan va ularga kitob va hikmatni o'rgatadigan payg'ambar deb zikr qilingan. Ushbu ma'nodan biz bir nuqtani anglashimiz mumkin. Duoda tazkiya, poklash ma'nosi oxiriga qo'yilgan, ta'limdan keyingi qo'yilgan. Ammo ijobatda poklash ta'limdan oldinga qo'yilgan. Demak, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning vazifasi o'laroq, xususan Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning vazifasi o'laroq zikr qilgan ushbu 3 xislatda ta'limni tarbiyadan keyingi qo'ygan. Avvalo tarbiya, ya'ni nafsni poklash, undan keyin kitob va hikmatni o'rgatishni zikr qilgan.
Uşbu ayette zikir kılıngan ve yüzekkihim ve yüzekkikum kelimeleri tezkiye uzakiden alıngan bulup nefsini pakileş, kalbini, ruhunu, ahlakını pakileş, saykalleş manalarını ifade kılar. Demek tezkiyetun nefs, nefsini pakileş peygamberlerinin vazifelerdendir. İslam dininin asasi bir cephesinden biridir. Allah subhanahu ve ta'ala demek ta'limdan terbiyeni mukaddem koygan iken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatları hem huddu şu, davetleri hem huddu şu tertibde bugün iken biz hem bundan örnek alışımız gerek. Hazırlık gündeki terbiye uçak, talim uçaklarının, türlü talimatlarının, türlü hareketlerinin zayi bulu etkeni, netice birme etkeninin asasi amirlerden bir ham uşbudur. Ular Allah subhanahu ve ta'ala koygen tertibkar ve yakılma gelmeklerdendir. Cibril hadisini ham köp merte işitkenimiz. Uşbu hadiste Cebrail aleyhisselam iman, İslam, ihsan hakkında saval verediler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ularga cevap verediler. Ve o kişi kaytip çıkıp ketkende bu Cebrail'dir, sizlerge dininizde örgütkeni kelgendir de etkenler. Demek din, İslam dini hem iman yani akide, akıl terbiyesinden ibaret. Hem fiqh, şeriat, zahiri ameller, tertib intizamı terbiyesinden hem de ihsan, kalp, ruh terbiyesi, nefs tezkiyesinden ibarettir. Uşbu terbiyelerini, uşbu talimatlarını cemleb yahlet mücessem kılıngende yine kamil İslam, mükemmel din yüzeke kelen. Bu cebhelerinin birini alıp başkasını koyuşlik kişini kamil Müslümanlikke, mükemmel dinge eriştirmeydi. Uşbu cebheler, iman cebhesi, keyinçelik akide ilmi, akaid ilmi, ilmi kelam, tevhid ilmi kebe, türlü ilimler, türlü namlar esası da alahide fen bulup, alahide ilim bulup şekillengeni kebe. Fiqh sıfatı da İslam cebhesi, yani zahiri emellerinin hükümleri, talimatları yığındısa alahide fiqh, şeriat, kanun ve hakeza namlar bilen alahide ilim bulup şekillengeni kebe. İhsan ilmi hem, tezkiyetun nefs, ruhi terbiye, tasavvuf, sufilik kebe türlü namlar bilen alahide ilim sıfatı da şekillengen. Aldingi cebhelerinin alahide şugullengen ulamaları, yetük albabları bulgeni kebe. İhsan ilmini hem, tezkiyetun nefs ilminin hem, yetük albabları, meşayihleri bulgenler. Ular ham aynen İslam'ın başka cephaları bilen şugullengenleri bilen birge aynen özleri mütehassıs bulgen tezgiyetün nefske alahide itibar bergenler. Ana şu mütehassıslikini alahide şekillendirgenler. Bu tezgiyetün nefs cephesi İslam'ın yüreği hesaplanır. Akide akılını terbiyelegeni kebe, intizamge salgeni kebe, fiqh zahiri amellerini intizamga salgani kebe, ihsan kalbini, ruhunu, ahlak adabını terbiye kıladı, intizamga saladı. Ustazımız Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretleri tam manada Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın mirasxorlarından idiler. O kişi millet ustazı olarak bu milletke saf İslam'ını, haqiqi İslam'ını, kamil İslam'ını yetkazdılar. O kişi İslam'ını mükemmel düşüngen, yahlit düşüngen, tola anlagan zat ediler. Şunun için özlerinin icatları, kılgan maruzaları, bergan derslerinin katta bir cebhesi tezkiyetun nefske bağışlangandır. Ruhi terbiye, tasavvuf hakkında tasavvur ve başka ahlak adamga dair
ruhi terbiyeye dair birkaça eserlerini bitip el yurtke yetkezdiler. Hususen başka yani internet alamında hem bu talimatını devam ettirip İslam Uz Partiliğe asas salıp bu seyitini yürgüzgenlerden keyin bu seyitinin bir bölümü sıfatı da tezkiye cebhesine hem talim verip vardırlar. Hazırda şerayetlerden kep çıkıp İslam Uz sahifesinin malumatları köpeyip gitkeni bu sahifeni açken adam tezkiyetün nefske dair malumatlarını istep tapışı, kıyım bolup kalışı ihtimalinden bu ilim katta ilim bulgeni itibarından bu ilimge alahide bir sahife açıp tezkiye.uz deyip İslam Uz hadimleri alahide bir sahifeni şekillendirdiler. Bu sahifeni siz azizlerge Ramazan tuhfesi olarak Ramazan hayatının tuhfesi olarak takdim kılmakçılar. Zaten Ramazan ayı aynı tezkiyetün nefs ayıdır. Aynı ruhi terbiye ayıdır. İbadetlerinin arası da ruhi terbiye için en köp itibar kılgen, en esasi amil bulgen ibadet hem aynen oruzadır. Uşbu münasebet bilen bu sahife hadimleri sizlerge Ramazan hayati hayatligi olarak bu sahifeni takdim kılmaktadır. Allah Teala bu sahifeni özü mübarek kılsın. Menfaatli kılsın, berekatli, hayırlı kılsın. Ondan hemmemiz fayda, menfaat alışımızını özü nasip eylesin. Bu sahifede seval-cevap rükünü hem var. Uşbu mevzuge dair, tezkiyetün nefs, ahlak, adabge dair nime sevallarınız olsa, uşbu rükün arkali verişleriniz mümkün. Şunindik, siz azizlerden yana bir müracaatımız, iltimasımız şu ki, bu sahifede birer bir kemçilik görseniz, nuqson ko'rsangiz, to'g'rilash lozim bo'lgan bir nuqtani ko'rsangiz, sahifa mutasaddilariga buni bildirib qo'yishingizni so'raymiz. Shu bilan birga saytni takomillashtirish, uning xizmatini yana ham mukammal qilish, foydasi yana ham ziyoda bo'lishi uchun fikr mulohazalaringiz, takliflaringiz bo'lsa, bajonidil qabul qilamiz. Yana bu mavzuga doir xizmatlaringiz, kitob tarjimalaringiz, maqolalaringiz, turli o'z xizmatlaringizni taqdim qilmoqchi bo'lgan bir taqdimlaringiz bo'lsa, ularni ham bajonidil qabul qilamiz. Buni bu sahifa uchun, shariat uchun, din uchun xizmat deb qabul qilamiz. Shu bilan birga saytni takomillashtirish, uning xizmatini yana ham mukammal qilish foydasi yana ham ziyoda bo'lishi uchun fikr mulohazalaringiz, takliflaringiz bo'lsa, bajonidil qabul qilamiz. Yana bu mavzuga doir xizmatlaringiz, kitob tarjimalaringiz, maqolalaringiz, turli o'z xizmatlaringizni taqdim qilmoqchi bo'lgan bir taqdimlaringiz bo'lsa, ularni ham bajonidil qabul qilamiz. Buni bu sahifa uchun, shariat uchun, din uchun xizmat deb qabul qilamiz. Shu o'rinda tasavvuf haqida ham ikki og'iz so'z aytishga to'g'ri keladi. Albatta, bu to'g'rida ustozimizning batafsil ta'limotlari, bayonlari, asarlari bor. Inshaalloh sahifa orqali bularni o'rganib boramiz. Hazrat, bu to'g'rida alohida darslar qilib, Ramazon darsliklari qilib, bevosita xalqqa, el yurtimizga ma'ruza sifatida ham dars o'tganlar. Asar sifatida kitob qilib ham yozganlar. İnşallah mana shu ma'lumotlar sahifamizning asosi bo'ladi. Ammo shu bilan birga men ikki og'iz qisqaroq muxtasar bir tushuncha berishni iroda qilib turibman. Tasavvuf, sufilik, tariqat, suluk, saliklik, tazkiyatun nafs, ruhiy tarbiya jumlalari bir ma'noga xizmat qiluvchi istilohlardir. Ihson ilmi deb yuqorida hadisi sharifda aytilgan ilmning turli nomlari, turli istilohlaridir. Tasavvuf bu islomdan ko'zlangan maqsadlardan biri nafsni tarbiya qilib pok shaxs, muhammadiy axloq egasi bo'lishdir. Tariqat esa o'sha tasavvufga olib boruvchi
tasavvufunu hasıl kılıcı yollardır, vasıta, vesilelerdir. Şunun için tarikatlar türlüce. Her bir tarikat özge has terbiye usulünü tellegen. Tarikatlarının nakşbendiye, kadiriye gibi tarikatlarının alahide tarikat sıfatı şekillenişi, fikhi mezheplerinin alahide mezhep sıfatı da şekillenişi gibi vakiyedir. Onların berçesi yahlit bulup bir bütün İslam'ını ifade kılgen edik, tarikatlar yahlit bulup bir bütün İslam'ını ifade kılgen. Her birileri tola kitabı sünnetten faydalengendir. Fakat insanların tabiyeti harhıl bulunduğu için o şey türlü tabiyetli insanlarga, türlü terbiyeler, türlü usuller lazım bulunduğu için tarikatlar türlüce bulgen. Onların birileri malum tabiyetli kişilerge tatbik kılınsa, başkaları yine başkalarga tatbik kılınge. Tasavvuf ulamaları etediler ki, bendene Allah subhanahu ve ta'ala'ga yetiştirici yollar, insaniyetinin alıp çıkarayetken nefeslerinin adedicedir. Her kim her yoldan barada Allah subhanahu ve ta'ala'ga. Ana şu yollarını yahletler beyan kılıp beruci. Ana şu yollarını kişilerge saddeleştirip, düşüntürüp beruci. Amelge maslep beruci. Ve hayatige tatbik kılıp beruci. Mektebler, tarikatlerdir. Elbette başka ilimlerde o şey ilimge dahli bulmagallarının davaları bulgeni gibi tarikat ilmige hem, tasavvuf ilmige hem bu ilimde mahir bulmagallar, bu ilimde özleri sarahiyetki ege bulmagallarının davagarları hem var. Ama biz zikir kılayetken tarikat ve tasavvuf saf İslam talimatı tola sünnet talimatıdır. Tasavvuftan maksat fakat zikir emas. Tariqatdan maksat fakat zikir yoki muraqaba yoki chilla o'tirish emas. Balki bu chilla o'tirish, e'tikof o'tirish, zikir va tasbihlar tasavvufning yordamchi omillaridir. Tasavvufning asosiy maqsadi, asosiy nuqtasi axloq-odobdir. Nafsni poklashdir, yomon xulqlardan, yomon odatlardan sünnetke hılaf bolgen yaman hulklardan paklaştır. Ve onge sünnetdeki hulklarını ahlak-ı Muhammediyeni uzlaştırıştır. Misal uçun kibir, hasad, riya, ücüb ve şu kebi yaman hulklardan paklanıp ihlas, muhabbet, tevekkül, tevazu ve şu kebi güzel hulklarını özleştirişdir. Tasavvufning, tarikatlarning bosh maqsadi axloq-odobdir. Tazkiyatun nafsdir. Zaten inson axloq-odobi bilan inson. Asarlarda keladiki, ummatlar axloqlardan iboratdir. Axloqi ketgan ummatning o'zi ham ketgandir. Axloqi yo'qolgan ummatning o'zi ham yo'qolur. Shuning uchun har birimiz ushbu jabhaga alohida e'tibor berishimiz lozim. Tasavvufning yana bir maqsadi yuqorida aytganimizdek ta'limdan tarbiyani muqaddam qo'yish, bundan esa olinadigan ta'limning manfaatli bo'lishidir. Ilm qachon manfaatli bo'ladi? Masalan, sizga bir ilm yetib keldi, bir xabar yetib keldi, oyat orqalimi, hadis orqalimi, boshqa xabar orqali sizga bir ilm yetib keldi. Bir ilmni bildingiz, bir xabarni angladingiz. Ana shu xabarni anglagan chog'imiz biz, agar o'shani o'zlashtirish, amalga tatbiq qilishga oshiqsak, o'sha bilgan ilmimizga amal qilmaguncha, hayotimizga uni tatbiq qilmaguncha halovatimiz bo'lmay qolsa, demak olgan ilmimiz manfaatli. Agar olgan ilmimizni o'rganib qo'ysak-u, bilib qo'ysak-u, uni amalga tatbiq qilmasdan ham xotirjam bo'lsak, uni o'zimizda mujassam qilmaguncha halovatsiz bo'lmasak, demak bizning ilmimiz manfaatsiz ilm, zararimizga hujjat bo'ladigan ilm.
Allah bundan asrasın. Tasavvufdan maksat ilmin menfaatli buluşudur. Şunun için o talimden mukaddemdir. Şunindek tasavvuf ulamaları, meşayihleri üçte mertebege bölünediler. Talim meşayihleri, terbiye meşayihleri, tavsiye meşayihleri. Talim meşayihleri ihsan ilmige, tasavvuf ilmige dair ayet, hadisler, tavsiyeler ve türlü talimatlarını kişilerge takdim kıladılar, örgüt ediler, beyan kıladılar ve şübülen kifayelenediler. Misal için kibir yaman hulk, Kur'an-ı Kerim'de kaytarılgen, hadis-i şerifte kaytarılgen, onge bunda vaid verilgen, bundan kurtuluşun yolu falan, onun sebepleri falan deyip beyan kıladılar da şübülen kifayelenediler. Bu ilimle ammege beyan kıladılar. Terbiye meşayihleri ise bu talim cereyanını uddelep bulgenden keyin şagirdleri de bu ilimlerini yekkeme yekke tatbik kıladılar. Bir şagirdini misal için kalbide, ahlakide kibir var. Onge alahide kibri için muhalece verediler. Yine kimdedir rüya var. Onu riyası muhalece kılmadı. Kimdedir ihlas yok. Onge ihlas muhalece kılmadı. Ve hakeza şagirdlerini yekkeme yekke terbiyeleydiler. Onlarını kemalatke yetkesediler. Üçüncü mertebe meşayihleri, tavsiye meşayihleri bulup, onlar aldığı iki baskısını hem ada kılıp, uddelep bulup, üçüncü baskısta hem faaliyet alıp aladılar. Tavsiye meşayihleri, talim ve terbiyeden keyin ruhi bağlanış bilen, Allah subhanahu ve ta'ala'ya teveccüh kılıp, mezkur şagirdlerini yukarı mertebelerge çıkışıge, Allah subhanahu ve ta'ala'ya teveccüh kılıp, yardım kıladılar, onlarını yukarı mertebelerge yollaydılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, mezkur cebhelerinin hemmesini ada kılgen, ümmetleri de, sahabaları da, talim bergen, terbiye kılgen ve kürsetken ediler. Biz sizlerge takdim kılmakçı bulgen bu sahifede meşayihler, talim meşayihlerinin bergen malumatları, talimatlarını beyan kılış, yetkazib beriş közde tutulgen. Zaten terbiye baskıcı, tavsiye baskıcıları ustazlardan bir vasıta ilim alış, bir vasıta terbiye alış, bevasıta feyiz alış bilen yüzüge keledi. Allah subhanahu ve ta'ala hammalarımızga bu ilimlerini menfaatli kılsın. Her bir hitabını, her bir ilahi kursetmeni, kaytarık ve emrini kalıpke karatışlık tasavvufunun maksadıdır. Demek bizge biz bir hitabını okusak, bir kaytarıkını okusak ya işitsek, bunu avvalo o'zimizga qaratishimiz kerak. Boshqani bu tarozi bilan tortishimiz emas, o'zimizga qaratishimiz kerak. Masalan, kibr yomon axloqdir desa, xayolimizga birinchi o'zimiz kelishimiz kerak. Menda kibr yo'qmi? Kibrning asorati yo'qmi? Falonchi kibrlikda shu hadisni bilib qo'ysa bo'lar ekan degan fikr bizga kelmasligi kerak. Balki o'zimizni tarbiya qilishimiz kerak. Tasavvufdan maqsad ana shudur. Allah subhanahu wa ta'ala bu sahifada aladigan har bir ilmimizni ana shu tarzda olishimizni, ana shu tarzda foydalanishimizni o'zi nasib aylasin. Umid qilamizki, bu sahifa xalqimizning axloq-odobi, tazkiyatun nafsi va xoliq bilan bo'ladigan munosabatlari, maxluq bilan bo'ladigan munosabatlarini shar'iy asosda tarbiyalab, intizomlab borishlarida ko'makchi bo'ladi deb umid qilamiz. Allah Teala özü razılığına muvaffak eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.